be. Bayramlık gömleğin de pek güzel olmuş. Sağ ol baba. Gerek yoktu ama. Olur mu gerek yok oğlum? Bayramda yeni şeyler giymek gerek. Aman bayram günü bile rahat vermiyorlar insana ya. Siz rahatsız olmayın anacığım. İçin çayınızı ben bakarım kapıya. Hadi bak. Afet öğretmenim. Rıza abi. Misafirlerimiz var. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun şöyle oturun. Rüya gibi vallahi. Moskoca Beşiktaşlı Rıza bize gelmiş ha. Hanım bir çay koyuyor ben misafirlerimize. Bunu da alır mısınız Rıza Bey'den bu? Ay, çok teşekkür ederim. Nasıl tuttuk biz? Şerif Ali için konuşmaya geldik sizinle. Ya öyle mi? Buyurun hocam. Hoca neyse de şimdi biz diyoruz ki Şerif Ali'nin tahsiline devam etmesi gerekiyor. Öyle ama Şerif Ali bana yardım edecek artık. Hem biz zor geçiniyoruz. Onu okutmakta zorlanıyoruz. Ama bu çocuğun tahsil hayatına devam etmesi gerekiyor. Yani mücadeleyle her şey olur. Bakın Rıza Bey de yoksul bir ailenin çocuğuydu ama mücadele etti. Şimdi şu anda Türkiye'nin, ülkenin en üst düzeydeki spor adamlarından biri. Değil mi? Evet. Bilmem ki öğretmen hanım. Bunda bilmeyecek bir şey yok. Bu çocuğun tahsil hayatının önünü kapamayalım. Değil mi Rıza Bey? Evet. Bence de okuluna devam etmesi gerekiyor. Biz de sonuna kadar ona destek olacağız, yanında olacağız. Vallahi bir düşünelim bakalım. Öyle bir karar verelim. Şehzade Bey. Sofraya teşrif ediniz. Kahvaltı hazır. Kerem kahvaltı hazır. Sofraya gel. Çocuk ben uyandırmazsam uyanmıyor. Ben sana sorarım şimdi. Kerem, akvalente gitmeye ne dersin? Abla sulu şakalardan hoşlanmıyorum biliyorsun. Ne tesadüf, ben de sulu kardeşlerden hoşlanmıyorum. Abla geç kaldım ben. Abla geç kaldım. Abla geç kaldım. Ha. Yani gece yatmıyorsun, sabah sürünüyorsun. Geç kaldım. Nerede bu kolum? Bu askerliğin Ruhi, vallahi ben çok sıkılıyorum evde yalnız başıma ya. O ne? Bakacağım. Ruhi mi? Abla, abla acelem var. Yen düşmanı öyle elle yenmez. Otur kahvaltını et. Abla çok acelem var dışarıda, ben simit meyit bir şeyler yerim, tamam mı? Bir şey unutmadın mı? Abla geldiğimde akşam seni toptan öperim. Ama ben seni öpmeye bayılıyordum değil mi? Elini kolunu sallayarak mı gidiyorsun? Ha, abla bunları unutmuşum, telaşlanma. Sen davaya girerken ileride, müvekkil de dışarıda otursun. Ablacığım görüşürüz papatya prenses. Hadi, hadi. Bu da nasıl bir okul aşkı geldi. Ay nazar değmez inşallah. Yalnız baştan konuşalım. Ev sahibi evde gürültü istemiyor. Tamam efendim, biz dikkat ederiz. Hep böyle söylerler zaten. Ta ki iş bitinceye kadar her şey istediğimiz gibi olur. Sonra bütün bu yaşananlar, dostluklar unutulur. Adımız anılmaz, kapımız çalınmaz. Anlamadım. Sadece sesli düşünüyordum. Affedersiniz. Bakın bu kadarcık sesli konuşmam bile sizi ne kadar rahatsız etti değil mi? Bir de komşularınızı düşünün. Sizin yapacağınız gürültüden kim bilir nasıl rahatsız olacaklar. Tamam efendim, biz dikkat edeceğiz. Güzel. Bu konuda anlaştığımıza sevindim. Sevgili Ruhi,
Seni düşünmeden geçen tek bir günüm bile olmuyor. Sen yanımda olmayınca aldığım nefes bile haram geliyor bana. Sen benim gördüğüm en sevimli delisin. Askerliğin bittiğinde seni bekliyor olacağım. Bu aralar Rıdvan Kanat'a gelmesen iyi olur Ruki. Müdürümüz Amin Bey sürekli senin yolunu gözlüyor. Zaten ben de benim için askerden kaçıp kaçıp gelmeni üzülüyorum. Yavrum. Seni çok seven Bunus Leyla. Demek abladan habersiz Rıdvan Kanat Lisesi'nden sevgili yapmışsın. Gizli gizli yapmışsın bunu. Öyle mi? Bu durumda az sonra yiyeceğin tokadı da hak ettin. Ruhicim. Ay diyordum kardeşim. Vallahi affet beni. Aslında hiç canını yakmak istemedim ama yani ne yapayım, zaten ablanın vurduğu yerde de gül bitiyor değil mi? Böyle eski zaman aşkları filan, mektuplaşmalar. Yani ben bu Bonus Leyla'nın peşini bırakmayacağım. Da işte tabii bu e-mail çıktı. Romantizmi öldürdü teknoloji. Bunları seninle artık daha sonra görüşürüz Ruhi. Değil mi? Hadi. Kocanız ne iş yapıyor? Anlamadım. Kocanız ne iş yapıyor diyorum. Ha, kocam benim mühendis. Makine mühendisi mi, tekstil mühendisi mi, kimya mühendisi mi, orman mühendisi mi? Dilerseniz ben saymayı bırakayım da ne mühendisi olduğunu siz kendiniz söyleyin. Makine mühendisi. Umarım evde makine yapmaya kalkmaz. Malum çok gürültülü olur. Ya tabii. Nerede kaldın Kerem ya? Sen de mi buradaydın? Yok. Yasak mı burada oturmak? Yok. Matematik sınavında çalıştın mı? Tabii çalıştım. Sen çalışmadın mı? Çalıştım. Ee? Yani hani kopya çekmeye falan güveniyorsan Sevda Hanım Amin Bey'in karısı olur. Yakalanırsan başın direkt belaya girer. Kızım ben saf mıyım? Amin Bey ile Sevda Hanım'ın evli olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Ev dedin de aklıma geldi. Ne oldu? Bir ara babam evlenecek falan diyordun. Evet, evleniyorlar. Gün alıyorlar. Gün mü alıyor? Bu ne acele be? Ne? Üzüldün galiba. Ne üzüleceğim? Ben o kadın acıdım da ondan. Asıl sen bu işe bozulmuşsun gibi geldi bana. Ben mi? Deli misin kızım? Erkek adam tabii ki de evlenecek. Hem eve başka bir kadının gelmesi iyi. Ev işi yapmaktan canım çıktı ya. Aman neyse. Seninle çene çalacak vaktim yok. Baba oğul ne haliniz varsa görün. Benim için hava hoş. Tabii hoş. Bu yaştan sonra elin kadınlık anne diyecek sen değilsin. İstemiyorum. İstemiyorum ya. Annemden başkasını anne demek istemiyorum. Evet. Ne diyorduk? Sessizlik. En önemlisi bu. Ya tabii. Merhaba. Merhaba kocacığım. Kocacığım. Ay nerelerde kaldın sen kocacığım? Uyuyakaldım. Ablam uyandırmasa hala uyuyordum. Bize göre ev var mı acaba? Ay var tabii, bir tane var. Hem de kirası pek uygun. İsterseniz evi görmeye gidelim. İsteriz tabii. Buyurun. Bak şimdi ya. Özlüyorum yavruyu. Ne yapayım? Hem rap müzik dinleyip hem arabesk yaşamayı nasıl başarıyorsun bunu şokkatta? Kızım, rap müziği kaliteli yapan ritmidir. Aşk da bir müzik ritmidir. Aşkı daha uzun uzun yaşayabilmek için yavaş yavaş yaşarsın. Bu kadar basit yani. O değildi. Ben ne zaman manken olacağım ya? Onu bekliyorum.
Aslında bir iki ajansa da kaydımı yaptırdım ama biz sizi ararız. Bekliyorum işte. Ben de albüm yapacağım dostum. Kırmızılı, montlu, kıvırcık, kıvırcık. Ne oluyor be? Selam adamım. Bu kadar kolay değil mi? He moruk, he kardeşimi elimden almak. Ne diyorsun sen yavru? Bak şöyle anlatayım yavru. Şimdi bu senin suratın, bu da benim yumruğum. Eğer sen benim kardeşimle takılmaya devam edecek olursan, benim yumruğumla senin suratın eğlenecek. Çaktın. Sen kimsin yavru? Sister of Ruhi. Ne? Ben Ruhi'nin ablasıyım. Ben de Leyla. Kim olduğunu biliyorum yavrum. Eğer o küçük esmer poponu kardeşimden uzak tutmazsan, seni fena pataklarım. Çaktın. Ama ben onu seviyorum. Şok şok şok. Flaş flaş flaş. Ruhi'nin ablası bonusu okul yakınlarında sıkıştırdı. Dinle adamım. Senin yüzünden kardeşim ikide bir askerden firar ediyor. Çocuk kaçkına döndü. Ben evde yalnızım, sıkılıyorum. Bunu bize yapmaya hakkın yok. Anladın? Böyle düşündüğünüze üzüldüm. Kardeşimden uzak dur ahbap. Yanlış anlamayın da Mehçet Bey. Rezervuarınızda kaç şarkı var acaba? Rezervuar değil efendim, repertuar. Her neyse. Yani kaç şarkı var? Kantoları saymazsak 2700 civarında. 2700 ha? Vay 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 vay. Pardon ama kantoları niye saymıyorsunuz Mehçet Bey? Kantoya özel bir gıcınız mı var? Hayır efendim, neden özel bir gıcım olsun? Bir erkek solist olarak repertuarımda kantoları tutmuyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen niye kantoyu bu kadar savunuyorsun Zehra? Fingirdek misin sen? Oh, fingirdek değilim. Ama senin fingirdeklere merakın var anlaşılan. Yoksa kanto kanto diye tutturmazsın. Zehra, örnek bir çift olarak bizim tartışmamız doğru mu sence? Değil. O zaman bu tartışmayı hemen keselim Zehra. Ve mutluluğa kaldığımız yerden devam edelim. Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Afiyet Hanım. Ah, Emin Bey, ben sizi hiç fark etmemiştim. Günaydın. Günaydın. Uzun zamandır görüşemedik. Umarım iyisinizdir. İyiyim, gayet iyiyim. Uzun zamandır iyi olmadığım kadar iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Afet Hanım. Ben de uzun zamandır iyi olmadığım kadar iyiyim. Haniko Hanım'la işler iyi gidiyor galiba. Baksana ne kadar da mutlu görünüyor. Oyun oynamaktan vazgeçmeyeceksiniz demek. Herkesin keyfi pek bir yerinde. O kadar da olmaz ama. Ayıp denen bir şey var. Pardon, anlayamadım. Girelim de artık. Buyurun efendim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Aa, hoş geldiniz Emin Bey. Geçen gün yaptığınız çay gerçekten çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Aa, öyle mi? Çok sevindim. Ben zaten Lakey'le size sarık ve enerji yolladım. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Siz ne yaptınız? Ay çok güzel bir gün geçirdik Afet Hanım. Önce motora bindik, sonra Heybeliada'ya gittik. Çok güzel bir gündü. Neyse. Ben de bu Şerif Ali'nin evine gittim. Geçen gün Rıza Çalınbay'la konuşmuştum ya burada, hani geldi eksik olmasın ikna için babasını. Bayramda gittik, konuştuk babasıyla. Bilmiyorum ne yapacağız. Ne dedi babası? Yani endişe ediyor. Oğlunun başına bir şey gelecek falan zannediyor. O çocuk okumazsa geleceği kararır. Çok zeki bir çocuk. Çok pırıl pırıl bir zeka. Ne olacak bilmiyorum. Evet, ne vardı? Bize Ramazanlı tost versene. Kaşarlı tost mu istiyorsun sen? Evet abi, bir tane de ben alayım.
Sen de istiyor musun kız hanım? Ver abi ver. Hangimiz istemiyoruz ki? Ne demiş Çağla Şikel? Tostumu yedim, bekliyorum. Doğru şimdi. Kim istemez tost yeme, öyle değil mi ya? Ya ne diyorduk abi? Mesela adamlar öyle bir Japonca konuşma kılavuzu yapmış ki... Japonca ne demek istiyorsan hepsi içinde var. Hadi canım. Vay be, Japon bir sevgilin olacak. Hemen aşkını ilan edeceğiz. İşte ben de onu diyorum abi. Mesela Japonca seni seviyorum diyeceksin. Bakıyorsun, trik diye söylüyorsun. Bir dakika şimdi. O elindeki kitap Japonca konuşma kılavuzu mu? Evet. Ver bakayım şuna bir göz atayım ben ya. Ya Ramazan abi ne yapacaksın sen Japonca konuşma kılavuzunu? Sen ver bizim o hani şeffaf kaşar tostlarımızı da yiyelim biz. Ne şeffafı ne kaşarı? Ben sizin gibi gencecik çocuklara incecik kaşarlı tost verir miyim hiç? Utandırıyorsun bizi abi. Şimdi sen bir de bunun yanında hazmı kolaylaştırsın diye kola vereceğim dersen... Yani hiç kabul edemeyeceğiz. Abi sakın ha. Aman. Kula mı dedim? Nerede kalmıştık? Mesela diyelim öğretmenlik ne kadar kutsal meslek diyeceksin Japonca. Bakıyorsun onda direkt diye söylüyorsun. Şöyle yapalım. Siz şimdi alın bu kulalarınızı. Oturun şurada bekleyin. Torpilli tostlar da geliyor aramızda. Vallahi olmaz abi. Madem öyle ya şu kılavuzu bırakayım ben değil mi abi? Heh. Sonuç olarak biz de oturalım. Oturun siz. Demet. Ne oldu sana? Niye benim yerimi alıyorsun sen? Yok bir şey Fıski. Nasıl yok bir şey? Var bir şey işte. Anlat bakayım hadi. Babam kadının biriyle evleniyormuş Fıski. Evleniyor muymuş? Nasıl yani? Anneme bunu nasıl yapar ya? Nasıl yapar? Ay dur ağlama ne olur. Bak beni de ağlatacaksın. Kimden duydun sen? Abimden tabii. Kimden olacak? O ne diyor peki? Ne diyecek? Erkek adammış da, evlenirmiş de. Salak şey. Babasının oğlu ne olacak? Ağlamam. Ne diyorsunuz? Tutuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün rütbeler konusunda sözlü yapacağımı söylemiştim. Umarım çalışmışsınızdır. Zaten bir bu eksikti yani. Efendim? Bir şey mi söyledin? Şey komutanım, çalıştığımızı söylemeye çalıştım. Aferin. Ama unutmadan hatırlatayım, ben senin komutanın değilim. Öğretmeninim. Evet öğretmenim. Güzel. Madem bu kadar çalıştın, önce seni alalım. Evet Ercüment, madem isimlerimiz de biraz benziyor, o zaman şöyle kolay bir soruyla başlayalım. Söyle bakalım, Er'den sonra gelen rütbe nedir? Er. Er. On. On kafa. On kafa mı? On başı. On başı. Aferin Ercüment. Peki... Üst teğmenden sonra gelen iki subay rütbesini söyler misin? Yüzbaşı. Evet, sonra? Atbaşı. Binbaşı. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. Aferin Ercüment. Şimdi son bir soru soralım, sonra da senin yerine alalım. Amiral rütbelerini sayar mısın? 10 amiral, 100 amiral, 1000 amiral. Deniz kuvvetlerine yeni kadrolar açmamız gerekecek Ercüment. Doğrusunu bilen var mı? Öğretmenim. Duygu. Tuamiral, tümamiral, koramiral, oramiral, büyükamiral. Aferin Duygu. Öğretmenim ben de biliyordum da yani generalleri karıştırıyorum arada bir. Yani mesela 100 general, 1000 general, siz denizcisiniz ya.
Biraz daha farklı tabii. Umarım sen askere gidene kadar bedelli askerlik çıkar da askerliğini hür general olarak yaparsın. Yoksa senin askerliğin bitmeyecek gibi geliyor bana. Geç yerine. Evet arkadaşlar. İlk defa onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı rütbelerinin kim tarafından kullanıldığını biliyor musunuz? Ha, öğretmenim. Duygu. Bu rütbeleri ilk kez Büyük Hun İmparatoru Mete Han kullanmıştır. Aferin Duygu. Anlaşılan bugün derse bir tek Duygu çalışmış. Ay, bütün yediklerim mideme oturdu. Ben dedim sana dışarıda yiyelim diye. Sen tutturdun yemekhanede yemekhane. Hak ettin işte. Çiçek. Ben iyi değilim galiba. Ne oldu senin rengin başım attı? Dönüyor. Gamze, Gamze! Yardım edin. Yok abi yok. Ne mesajlarıma ne telefonlarıma cevap vermiyor. Ya abi sen de yeter artık sabahtan beri aynı şey ya. Sen bir adım attın bekle bir de o da gelsin bakalım sabret. Ya biraz zamana bırak her şey düzelir merak etme. Hem şimdi biraz kafası karışık ya ondandır yani. Ne yapacağımı bilmiyorum ki artık mantıklı düşünemiyorum. Yaptığına şantaj denir böyle aşka montaj denir. Şantaj montaj çaylar çaylar. Ha, sen de çayını pazarla bize. Sanki çok demlemekten anlıyorsun ha. Allah Allah yavaş yavaş öğreniyoruz oğlum. Karnın acıktığı zaman bostana dalar gibi dalıyorsun ama mutfağa. Arkadaşlar umarım bu cümlede arkadaşımızın dana olduğu ortaya çıkmıştır. Ben abim çalışıyorum ki acıkıyorum. Öyle mi? Senin dizelinden yok mu daha az yaksın? Günün esprisi de geldi bravo çok komik. Genç insanlar topluluğu ne haber? Aa hoş geldiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Laurel ve Hardy de geldi. Burası tam sitcom oldu ha, durum komedisi. Bu niye agresif böyle? Durum komedisiymiş. Senden anca olsa olsa durum komedisi olur, onu da yersin ayı. Neyse arkadaşlar, güldük eğlendik. Bizim size çok önemli bir haberimiz var. Sıkı durun arkadaşlar. Aman evleniyoruz demeyin. Biz ev tuttuk. Aa! Ciddi misiniz? Süper! Ya şu yaratıcı tepkilerini vermesen de adam lafına devam etse ya. Sana ne Concon? E'si var mı kızım? Millet ev kuruyor, yuva kuruyor insanlar, yuva. Eşyalarını ne yaptınız abi? Şimdilik hiçbir şey abi. Olsun abi, biz destek veriyoruz kardeşim. Herkes bir iki parça bir şey götürür. Kafeden sandalye masa da götürürüz. Hatta kopili de vereyim ben sizin yanınıza. Arada fıstık atarsınız. Espri, espri, içi dolu espri. Concon doğru söylüyor. Birkaç parça eşya verdik mi mis gibi ev olur vallahi. Vallahi şimdilik yaşanacak bir yer haline getirelim de ondan sonrasında bakacağız artık. Mutlu olursunuz inşallah abi. Birlikte olun. Ne oldu arkadaşlar? Daha bir haber yok mu? Adrenalin yarattın be kızım. İnsan bayılmadan önce haber verir. Tamam, bundan sonra bayılacağım zaman sana haber vereceğim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Gayet iyi. Tabii midemdeki bulantıyı saymazsak. Tansiyon normale dönmüş, 9'a 7. Şimdi bir de kan örneği alacağız. Ona ne gerek var ki? Tahliller için gerekli. Kan şekerinize bakmamız gerekiyor. Yok, iyiyim ben. Tahlile gerek yok. Ben bu aralar fazla stresliyim, ondan olmuştur. Biz yine gerekli işlemi yapalım. Biliyorsunuz sağlık şakaya gelmez. Ama bizim derse gitmemiz gerekiyor. Tamam merak etme ben söyledim Çetinlere bizim yerimize imza atacaklar. Senden korkulur valla. Peki bu tahlil sonuçları ne zaman alacağız? Yarın sabah hazır olur. İyi nasıl olsa bir şey çıkmayacak. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Evet. Çocuklar bugünkü konumuz içinde bulunduğumuz hafta. Yani 10 Kasım Atatürk'ü anma. Gel. Özür dilerim öğretmenim. Bu özürü benden değil arkadaşlarından dileyeceksin. Özür dilerim arkadaşlar. Affettim. Gel hadi gel.
Bir daha almasın abi. Geç. Neredesin abi? Kes şamatayı. Dinle burayı. Evet, nerede kalmıştık? Atatürk'ü anma. Atatürk'ü anma sadece şiirler, siren, saygı duruşundan mı ibarettir? Yoksa ülkemizi bize işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine taşıyabilme bilinci midir? Şimdi bugün bunu konuşacağız. Gir! Oo, asolistimiz gelmiş çocuklar. Öğretmenim, sizden ve değerli arkadaşlarımdan geç kaldığım için çok özür diliyorum. Temmuz'da bir tarih kitabına dalmışım. Öyle bir sardı ki zilin çaldığını duymamışım. Ümit ederim bu davranışımı saygısızlık olarak addetmemişsinizdir. Olur mu Ercüment? Geçme. Gel. Madem ki bu kadar tarihle ilgilendin bütün teneffüste, bu engin bilginden arkadaşların ve ben istifade etmek isteriz. Estağfurullah hocam. Siz varken ne haddime? Hoca camide. Şimdi Ercüment, sen derse gelmeden önce biz Türkiye için bu haftanın öneminden söz ediyorduk. Türkiye için bu haftanın önemi. Türkiye için... Bu hafta Türkiye için çok önemli öğretmenim. Çünkü bu hafta İsviçre'yle 3 gün arayla 2 playoff maçı var. Kazanırsak Dünya Kupası'ndayız. Netice ne olur? İlk maç berabere biter ama ikinci maçta 1-0 kazanırız. 1-0 diyorsun. 1-0 olsun, bizim olsun. Tamam, ben seni kırmıyorum. Ben şimdi sana bir tane 0 veriyorum. Ama öğretmenim. Ama yok, sen demedin mi bana 1-0 olsun, bizim olsun? Geç yerine. Bakın, dinle burayı. Bundan sonra derse benden sonra gelirseniz, derse almam, yok yazarım. İkincisi, arkadaşınız gibi hem geç gelip hem de yalan söylerseniz, ona verdiğim bu sıfırlardan bende çok fazla var. Anlaşıldı mı? Evet. 10 Kasım... Atatürk'ü anma. Kadın çok moralimi bozdu Fıskiye ya. Ne bileyim ben, yani eğer anlattığın gibiyse kadın zedeli bonus. Ama haklı. Sürekli benim yüzümden askerden kaçıp duruyor ve sağlam ceza alıyor. Bunu ona yapmaya hakkım yok. Ruhi geliyor bonus. Nasıl Fıskiye? Çok güzel. Sen Leyla! Allah, tutturamadım. Tutturamadım. Ben Leyla'mı tutturamadım. Leyla kim sessize aldı seni? Hiç. Bu nasıl hiç? Bak bakayım yüzüme. Heh. Gözlerime bakıp söyle. He. Annemi böyle yapardın mı? Ruhi, bir ara vermemiz gerekiyor görüşmemize. Ara mı? Bir, sinemaya gidiyoruz, 10 dakika ara. Öyle bir şey mi? İki, çok söyleyerek görüşmüyor muyuz zaten? Üç, tirdine yandım. Ruhi, farklı insanlarız, anlıyor musun? Nasıl farklı, anladın mı ya? Beyazım diye mi böyle yapıyorsun? Ataların yıllarca bir muameleye maruz kaldı. Hak ediyor muyum ulan bunları? Ruhi. Leyla. Ruhi. Taci. Ya ne yapacağım ben? Nerede yanlış yaptım ya? Beyazsın bir kere. Sen de mi Taci? İnanamıyorum ya. Okulu halleme çevirdiniz ya. Götür. Götür. Uzun uzun kamışlar o yaman, uzun uzun kamışlar o yaman. Yani size de herhangi bir şey söylemeye gelmiyor Besteli Behçet Bey. Nereden de dedim eskiden ne güzel kamışla balık tutardık diye. Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe, 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 tövbe. Tamam. İnna sabirin, inna sabirin. Ya bana bakarak o anahtarları niye öyle sallıyorsun? Ha? Sanki bir şey anlatmak istermiş gibi. Sen bu anahtarlar ne anahtarı biliyor musun son tahlilde? Nereden bileyim canım, ben çilingir miyim? Bir arkadaştan takside çalışma teklifi aldım. Ya, çok iyi olmuş bak. Öğretmenlikte dikiş tutturamamıştın. İsabet olmuş. Öğretmenliği bırakacağımı kim söyledi?
İlk iş olarak taksicilik yapacağım son tahlilde. Senin gibi huysuz bir adamın arabasına kim biner ki be? Huysuz ve tatlı kadın. Arkadaşlar bir fikrim var. 10 Kasım'la ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz danışmak istiyorum size. Afet öğretmenim, eğer arabayla olacak bir fikirse ben hazırım son tahlilde. Teşekkür ederim araba ama taksi değil otobüs lazım. Otobüs mü? Evet. Ben 10 Kasım'da öğrencileri Dolmabahçe Sarayı'na götürmek istiyorum. Atatürk'ün son nefesini verdiği yeri görsünler. O ulu önderin varlığını yüreklerinde orada hissetsinler. Çok haklısınız Afet Hanım. Harika bir fikir bu. İşte bu. 10 Kasım'da Atatürk'ün manevi huzurunda olmak gibisi var mı son tahlilde? Son zamanlarda duyduğum en güzel fikir. Sizi canı gönülden destekliyorum Afet Hanım. Ben manyak mıyım Zeyna? Ben de destekliyorum efendim. Sen eksik kalma, iyi mi? Nereden çıktı bu Dolmabahçe gezisi? Ya başlarına bir şey gelirse? Üstelik bir de döner sermayeye durduk yerde boşuna masraf değil mi efendim? O kadar adamın gitmesi gelmesi. Kalitebi efendim, ne işi varmış çocukların Dolmabahçe Sarayı'nda? Ben de aynen öyle düşünüyorum, aynen öyle sizin gibi. Ya gezi sırasında başlarına bir şey gelirse? He? Yoksa siz de zor duruma düşersiniz maazallah. Evet efendim. Televizyon törenleri yayınlıyor. Okulda da tören yapıyoruz. Yani? Bu işler hep Afet Hanım'ın başının altından çıkıyor. Evet. Durduğu yerde durmuyor şerefsizim. Gel. Efendim, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun, ne vardı? Efendim, özelse ben çıkayım. Yok, bir şey söyleyeceğim. Efendim, ben 10 Kasım'da öğrencileri Dolmabahçe Sarayı'na götürmek istiyorum. Onun iznini almaya geldim. Boşuna zahmet etmişsiniz efendim. Böyle bir şeye izin veremem. Niye? Çocukların ulu önderin son nefesini verdiği bir yerde onu almalarının ne gibi bir sakıncası olabilir ki? Böyle bir şeyin sorumluluğunu alamam Afet Hanım. Niye? Ben alırım o zaman. Buna izin de veremem. İzin almadan giderim o zaman. Gidin efendim. Madem paranız var götürün çocukları. Döner sermayenin bu geziye ayıracak bir tek kuruş ödeneği yok. Bu okulun öğrencilerine ne zaman ödenek oldu ki bu döner sermayede acaba? Lafı ne güzel gediğine koydunuz Amil Bey. Evet yani. Tabii nereye kadar? Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülmüştür şerefsizim. Çok güzel buyurdunuz. Maşallah. Merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın, dalmışım. Asıl siz kusura bakmayın, rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah. Ben geçen günkü o müthiş gezi için size teşekkür edememiştim bir türlü de. Asıl ben size teşekkür ederim. Beni kırmayıp geldiğiniz için. Olur mu öyle şey canım? Benim için hayatımda unutulmayacak güzellikte bir gündür. Benim için de öyle. Ben size bir şey aldım. Bana mı aldınız? Evet. Çok teşekkür ederim. Görünce size almalıyım dedim. Ne zahmet ettiniz. Hay Allah. Bir pusula. Gerçekten çok güzel. Tam da bir denizciye alınacak bir hediye. Beğendiğinize sevindim. Gerçi yönümü bulmak için artık bir pusulaya ihtiyacım yok. Çünkü ben evrenin en parlak yıldızını bulduğum bir süredir. Ve ona bakarak yönümü bulabiliyorum. Bu adam beni hakikaten çıldırtacak. Ne oldu Afet Hanım? Bir sakin olun. Ya nasıl sakin olayım Bahar? Nasıl sakin olayım? Bu adam bu okul için, öğrenciler için hiçbir şey yapmıyor. Çocukları Dolmabahçe Sarayı'na götürmek istedim 10 Kasım için. Olmaz diyor. Neden? Neden? Çünkü döner sermaye her zamanki bahane para yok. Çocukları götürmek istediğinizi biliyorum Afet Hanım ama işte Amil Bey bu.
Ay yav, tutacağım bir otobüs. Ya ben bu çocukları Dolmabahçe Sarayı'na belediye otobüsleri götüremem ki, değil mi? La garzi, şu ara param yok. Param olsa bastıracağım parayı, tutacağım otobüsü ama yok işte. Müsaadenizle, benim gitmem lazım. Maşallah senin bu dalgıç da çok ilgili okul işleriyle. Bir meslektaşının problemi varsa okulla ilgili, insan bir ilgilenir bir şey. Ya üstelik Kasım ayındayız. Üşütün çocuklar. Ki zaten aralarında bir sürü üşütük var. Çok haklısın. Üstelik bir sürü de masraf şerefsiz. Yani bir dakika için yahu bir dakikalık saygı duruşu için bu kadar masraf, bu kadar şey yani. İnna sabirin, inna sabirin. İyi günler müdür bey. İyi günler Ertuğrul bey. Duyduğuma göre okulumuzun öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek istemişler. Ve siz buna izin vermemişsiniz. Öyle mi? Tam olarak öyle değil canım. Tam olarak öyle değil. Yani ben burada okulumuzda, kendi yuvamızda ona yaraşır bir tören yaparız diye düşünmüştüm. Öyle değil mi Hidayet Hoca? Yani ne lüzum var o kadar otobüse, masrafa falan? Öyle değil mi? Böyle bir günde Ulu Önder'in bizzat yaşadığı yerleri görmek, gitmek, yani onu hissetmek lazım. Ya burada yapılan törenle orada yapılan tören arasında dağlar kadar fark vardır. Yani bence öğrencilerin oraya gitmesinde fayda var. O halde döner sermaye kendini sıkacak ve öğrencilerimizin ziyareti için gerekli parayı bulacak. Bulacak değil mi müdür bey? Gayet tabii bulacak efendim, gayet tabii bulacak. Rahat. Yani buyurun. Ben müsaadenizle efendim. Bir işim vardı. Babamın evlenmesini engellemenin bir yolu olmalı. Bir yolu mutlaka olmalı. Ama nasıl bir yol? Çalışsana be, çalışsana. Neyse, şimdi sakin ol ve düşün bakalım Mehmet. Bir insan niye vazgeçer evlenmekten? Ya nereden bileceğim ki? Evli birinden taktik alsam? Tabii ya. Bana yardım etse, etse evli birisi yardım edebilir. Kimse sorabilirim. Erol Hoca. Yok, yok. Bu iyi bir fikir değil. Ayrıca zaten babamı tanıyan biri olmalı. Babamı tanıyan ve evliliği de bilen biri olmalı. Babamı tanıyan ve evliliği... Hayır Mehmet, sakin düşününce buluyorsun oğlum. Alo anne? Mehmet, hayırdır oğlum, iyi misin? İyiyim anneciğim. Niye aradın durduk yerde o zaman? Demede mi bir şey oldu yoksa? Yok anne, biz ikimiz de iyiyiz, okuldayız. Aman yavrum, iyi oğlum. Korkuttun beni. Alo anne, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım ya. Söyle oğlum, söyle tontoşum. Yok, yok, telefonda olmaz anne ya. Yüz yüze görüşsek. Yüz yüze mi? Peki yavrum, okul çıkışına gelirim. Yok, 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 yok. Çıkış saatinde gelme. Kimsenin bilmemesi gerekiyor. Demet'in bile. Ben seni çıkışta arayacağım. Bir yerde buluşur, konuşuruz, tamam mı? Tamam yavrum. Oldu anneciğim, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Bay bay. Eko Hanım, bu çayı sizin için özel olarak demledim. İçinde de limon var. Afiyet olsun. Emin Bey, bu çay sizin için. Rica ederim, size geldi. Siz içseydiniz. Ama ben bu saatte genellikle çay içmem ki. Peki, içeyim o halde. İçin, için. Ben ona kumuştum da siz de içebilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Merhaba. Afiyet Hanımcığım. Biraz hesap kitap yaptım da bu 10 Kasım gezisi için döner sermayeden zar zor biraz ödenek ayırabildim.
Buyurun efendim. Geziye gidebilirsiniz. Arkadaşlar, ne olmuş olabilir bu adam? Vallahi ben de anlamadım. Amin Bey'le siz mi konuştunuz? Yok. Nasıl böyle 180 derece değişti? Canım koskoca adam, ya böyle bir günde böyle bir geziye gitmenin çok önemli olduğunu anlamıştır herhalde. Peki benimle beraber Dolmabahçe Sarayı'na gelecek arkadaş var mı aranızda? Yani okulda görevli olanların dışında. Ay ben gelemeyeceğim Afet Hanım, okulda görevliyim. Zeyna görevliyse ben de gelemiyorum, kıskanıyor da sonra. Peki Cumhur Bey, size bir şey soracağım. Siz benimle beraber gelebiliyor musunuz? Biliyorsunuz ki böyle bir fırsatı kaçırmak istemezdim ama hazır şartlar olgunlaşmışken ve yeni bir ek iş bulmuşken beni bu seferlik mazur görün. Birinin kalıp okulda sireni çalması lazım. Ben de gelemem efendim. Yani mazeretim var. Asabiyim biraz. Ben Afet Hanım. Ben geliyorum. Ay daha önce Dolmabahçe Sarayı'nı hiç görmedim, biliyor musunuz? Ben atanın yaşadığı yerleri görmeyi çok istiyorum. Ben geliyorum evvelallah. Bravo Aleko hanımefendiye. Bravo. Bence bu Atatürk dünyaya gelmiş geçmiş en büyük devlet adamıdır. Özür dilerim. Ne diyeyim? Ben de sizinle geleyim. Hem başınızda erkek olsun hem de orada organizasyon yaparım. Ne dersiniz Afet Hocam? Koca camide. O da doğru şimdiki. Tamam gel. Hadi abi uzayalım sınıfa. Bırak şimdi tostu mostu. Sibel sen de amma trinkledin ha. Lise birler gibisin. Yaramadan sen de rahat ol. Sen biliyorsun. Ya iyi de teflon. Bak bu Afet Hoca benden sonra geleni almam dedi. Ya abi sen de amma tırsaksın ha. Abi biraz sakinleşsene ya. Afet Hoca bu abi. Ben gidiyorum. Neymiş bir de Counter Strike turnuvasında şampiyon olmuş. Tırsak. Anladığım kadarıyla senin de işin zor evladım. Al bakalım tostunu. Ne demiştim? Öğretmenden sonra derse geleni içeriye almam, yok yazarım. Öğretmenim. İyi dersler. İyi teneffüsler. Oturun. Önce bir yoklama yapalım değil mi? Bakalım kimler var, kimler yok. Bunu bir görelim değil mi? 315 Mehmet Demirkan. Burada. 215 Demet Demirkan. Burada öğretmenim. 430 Ercüment Erdoğan. Yok. 442 Şerif Ali Karaman. Gir. Öğretmenim. Özür dilerim öğretmenim, geç kaldım. Şerif Ali döndün demek ha. Döndüm öğretmenim. Babam izin verdi sonunda okula gelmeme. Çok sevindik. Bu çok güzel bir haber. Öyle değil mi çocuklar? Gerçekten çok sevindim. Şerif Ali döndüğüne ne kadar sevindim anlatamam. Ama şimdi çık dışarı. Dışarı mı çıkayım? Çünkü sen yokken şöyle bir kural koyduk. Derse öğretmenden sonra gelenler derse alınmıyor. Yani ben artık okuyamayacak mıyım öğretmenim? Hayır okuyacaksın, tabii okuyacaksın. Ama bir dahaki dersi beklemek zorunda kalacaksın. Öyleyse ben Ramazan abinin yanına inip ona yardım edeyim. İyi dersler öğretmenim, iyi dersler arkadaşlar.
böyle güzel bir haberden sonra bir başka haber daha var. Siz şimdi teneffüste Bahar öğretmeninizden birer yazı alacaksınız. Bu yazıları ailelerinize okutup imzalatacaksınız. Dinle burayı. O yazıyı alıp okutup imzalatmazsanız 10 Kasım'da geziye gelemezsiniz. Evet, 10 Kasım'da sizi Dolmabahçe Sarayı'na götürüyorum. Dersimizi orada işleyeceğiz. Gitmişken hazır bir yazılı da yaparız artık orada. Şaka şaka. Şaka. Kitap yok, defter yok. Orada sadece onun huzurunda, manevi huzurunda anmak istediklerimiz var. Şerif Hanım, nasıl ikna ettin babanı okula gelmek için? Vallahi ben ikna etmedim. Babam konsept olarak çok kararlıydı. Hayatta seni okula göndermem diyordu. E'si Rıza Çalınbay ikna etti babamı. Rıza Çalınbay. Hani bizim şu Beşiktaşlı Rıza Çalınbay. He ya. Afet öğretmenimle birlikte bir gün bize geldiler. Babama muhakkak okuması gerekiyor dedi. İkna etti babamı. Vay be. Rıza Çalınbay ha. Vallahi siz ne derseniz deyin. Konsept olarak sonuçta ben okuluma döndüm ya. O bana yeter. Şerif Ali. Aslı Hanım. Okula geri dönmene çok sevindim. Kesin be tezikliği. Arkadaşlar, hepinize benden tost. Tost. Hayır arkadaşlar, hepinize benden nasihat. Okulun değerini bilelim. Ne olur ne olmaz, orduyu imal etmemek lazım. Selam. Siz miydiniz Sevda Hanımcığım? Hoş geldiniz. Ne oluyor burada böyle? Odamın dekorasyonunda ufak tefek değişiklikler yapıyorum. Odanın dekorasyonunda değişiklik yapabildiğinize göre demek ki döner sermayenin durumu iyi olmalı. Ne alakası var efendim? Ne alakası var? Yani bunlar ufak tefek ucuz şeyler. Neyse canım, biz de okuldan mezun olduğumuz arkadaşlarla şöyle kendimize yakışan lüks bir yerde yemek yiyecektik. Bu yüzden sizden destek almaya geldim. Gayet tabii. Çok haklısınız Sevda Hanımcığım. Yani arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yemek yemek, eğlenmek en doğal hakkınız. Ama biliyorsunuz önümüz 10 Kasım. Sevgili Atatürk'ün, ulu önderimizin öldüğü hafta hiç eğlenilir mi Sevda Hanımcığım? Bütün ülke, genç yaşlı, çoluk çocuk, erkek kadın, herkes yastayken eğlenmek doğru mu? Peki öyleyse. Yani? Ben de eğlenmeye gitmeyeceğim tabii ki. Böyle yas tutulması gereken bir günde eğlenilir mi hiç? Hoşçakalın. Yırttım be, yırttım. Sağ olasın, çok teşekkür ederim sevgili atam. Vatanı kurtardığın gibi beni de kurtardın. Parıcıklarım cebimde kaldı şerefsizim. Bu da matematik defterim. Sen de kalsın. Kaçırdığın yerleri kendi defterine geçirirsin. Sağ ol aslan. Çok incesiniz. Olur mu canım? Ne önemi var? Hem benim yüzümden eğitimin neredeyse yarıda kalıyordu. Aslında ben babanla konuşmaya gelmek istiyordum ama... hani okula geri dönmen için. Sonra çekindim. Yok canım, ne önemi var? Hem zaten Afet öğretmenim konuşup ikna etti babamı. Bu çiçekleri de ona aldıydım. Ama istersen sana da verebilirim. Ya Afet Hoca? Ona da yalnızca teşekkür ederim, olur biter. Hadi ben seni tutmayayım Şerif Ali. Görüşürüz. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum öğretmenim. Tekrar sizin sayenizde okuyabileceğim.
Ay canım benim, ne demek sahi? Sen kendine teşekkür edeceksin. Eğer sen bu kadar iyi okuyor olmasaydın... ...babanı ikna etmemiz kolay olmazdı, değil mi? Üçümüzü de mahcup etmeyeceğini biliyorum. Etmeyeceğim öğretmenim. Tamam. Hadi çıkart. Şöyle bırakalım. Yavaş, dikkat edin. Tamam. Pardon, Leyla Hanım size olmaz. Benim. Size bir paket var. Bana mı? Evet, size. Aa. Hülyam! Kalma kız, gel gel. Benim Ruhi. Allah elleri boyamamış. Bu ne hal Ruhi ya? Tuğçe Kazas sevgisi ve sevgilisi için hani dinini değiştirdi ya. Ben de senin için ten rengimi değiştirdim. Canım Leyla, bak artık aynıyız. Get the hell back. Ya seni çok seviyorum. Şimdi sarıl. Sarıl sarıl. Ben seni seviyorum. Bak bir, yaşasın tensel kardeşlik mi? İki, artık çocuklar kesin zencim olacak. Üç, geldiler. Ruhi kaçma. Ha görüşürüz. Ben gidiyorum hadi. Ne yap paket yap paket yap. Geldiler. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Canım Leyla. Bekle beni. Yine geleceğim. İzle bakar. Bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Demet. Baba. Ne işin var senin burada? Oğlun için geldiysen o benden önce çıktı. Gitmiştir şimdiye kadar. Hayır kızım. Senin için geldim. Benim için mi? Evet, senin için. Ne işin var ki benimle? Bak yavrum Demet, seninle bir konuda konuşmam gerekiyor. İyi konuş. Ama böyle ayaküstü olmaz, bir yere oturalım. Peki, şu ileride bir kafe var. Oraya gidelim o zaman. Ama fazla kalamam. Annem merak eder. Evde yalnız biliyorsun. Biliyorum, tamam. Evet ya, iyi akıl etmişim annemden yardım istemeyi. Yani tanısa tanısa babamı en iyi annem tanır. Yani babamı vazgeçirmenin en iyi yollarını da annem bilir. Niye gelmedi ya? Gelmeyecek mi yoksa? Yok olur mu öyle şey ya? İlla ki gelmek zorunda. Ben bir hamburger daha alabilir miyim? Şöyle yine ketçap. Anne. Oğlum. Anneciğim. Gel otur lan. Hocam merhaba. Merhaba Duygucuğum, gitmedin mi sen? Yok, gitmedim. Yani sizin burada olduğunuzu öğrendim. Bir iki şey danışmak istiyordum da tabii eğer vaktiniz varsa. Var tabii canım, gel. Şey, ben aslında, yani benim bir arkadaşımın sorunu var ve sorununu çözemiyor. Tam olarak nesi var arkadaşının? Arkadaşımın, yani... Çekinme, benimle konuşabilirsin. Arkadaşım kendisinden yaşça birazcık büyük birinden hoşlanıyor ve çok utanıyor. Problemi bana anlattı ama ben de açıkçası ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Size danışmak istedim. Birinden hoşlanmak utanılacak bir durum değil ki. Bence de. Ben dedim zaten ona, utanılacak bir şey yok dedim ama aşkın gözü kör işte. Aşkın gözü kör olsa da karanlıkta yolunu bulur gibi geliyor bana. İyi de diyelim ki ilişkileri başladı. Yani bu yaş farkı ileride problemler yaratmaz mı? Yaş farkı problem yaratabilir ama iki insan birbirini gerçekten seviyorsa engeller aşılabilir. Yani şimdi siz diyorsunuz ki engeller aşılabilir, öyle mi hocam? Elbette. Yeter ki iki insan bunu istesin. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Yani ben çok sevindim. Yani arkadaşımın adına çok sevindim. Ben de çok sevindim arkadaşının adına. Çünkü birine kalbini verebilmek gerçekten cesaret ister. Arkadaşın çok şanslı biri olmalı ki böyle şeyler hissedebiliyor. Bence de çok şanslı. Ne
Neyse hocam, çok vaktinizi aldım, kusura bakmayın. Ama çok teşekkür ederim size. Rica ederim. Arkadaşının ne zaman ihtiyacı olursa bana danışabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Anne. Demet. Baba. Demet. Fikret. Nimet. Mehmet. Ne işin var senin burada? Kızımla konuşmaya geldim. Konuşamaz mıyım? Konuşursun tabii. Niye konuşmayacaksın ki? Senin ne işin var burada? Ben de oğlumla konuşmaya geldim. Konuşamaz mıyım? Konuşursun tabii. Kim karışır ki? Kızım, yer yok zaten. Hadi biz gidelim. Yok, başka yere. Yok babacığım, yok. Bir sürü yer var. Buyurun. Hep beraber oturalım. Tamam baba, sığarız bizim masaya. Oturun bari. Oturalım bari. Evleniyormuşsun. Ben de Demet'le bunu konuşmaya geldim. Ne diyelim? Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol. Bu yaştan sonra seni çekecek birini iyi bulmuşsun. Neyimi çekecekmiş benim? Yapma Fikret. Bilirim ben senin ne kadar geçinilmesi zor biri olduğunu. Allah Allah. Ben miyim geçinilmesi zor olan? Baba lütfen. Karışma Mehmet. Geçinilmesi zormuş. Nişanlım öyle demiyor ama. Ay, nişanlısıymış. Güleyim bari. Gül gül. Ağlanacak haline gül. Benden sonra kimse yüzüne bakmıyor ya. Çatla işte. Bana bak Fikret. Anne. Sen sus, karışma. Bana bak Fikret. Bu yaştan sonra evcilik oynamaya utanmıyorsun değil mi? Eski karımsın diye sesimi çıkarmıyorum ama sabrımın da bir sonu var. Baba lütfen. Anne, herkes bize bakıyor. Baksınlar. Baksınlar, herkes görsün. Baksınlar da bu yaştan sonra azanların sonunun ne olduğunu görsünler. Hesabı rica edebilir miyiz ya? Yuh be, bir minder 150 milyon olur mu? Yuh da ne yuh yani? Ne yuh? Mindere abla, bir minder 150 milyon olur mu? Sana ne minderde? Kaldı ki sen bir gazetenin sondan birinci sayfasından başka hiçbir şey okumazsın ki. Abartma abla. Ne ab? O zaman sana böyle bir şey söylüyorum. Herhangi bir gazetenin, herhangi bir köşe yazarının ismini söyle bana. Köşe yazarı. Evet. Ercan Saatçi var. Can Bartu var. Altan Tanrıkulu var. Ömer Çavuşoğlu var. Başka sorum yok. Sanık sizindir sevgili anneciğim babacığım. Beni okumaktan sen soğuttun biliyorsun değil mi abla? Kendin inanıyor musun buna? Hayır. Bu bir şeyler çeviriyor ama dur bakalım çıkar meydan. Şimdi ne yapalım, otobüsle iyi bir anlaşma yaptım. Ben kalan parayla bunları bir modern İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne götürürüm. Nereden görecekler bir daha değil mi? Kerem kapıya bak. Abla telefondayım. Başka bir yerde olsan şaşardım. İyi akşamlar Afet Hanım. Kerem kiminle konuşuyormuş az önce telefonda? Bilmiyorum Hürper Hanım. Sizin de bilmenize gerek yok zaten. Teessüf ederim Afet Hanım. Yani öğrenciniz kardeşimin askerliğini yakıyor. Siz hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Korkarım soranlara, kendinizi eğitim neferi olarak tanıtıyorsunuzdur. Allah bilir. Allah, ben ne günah işlemiş olabilirim ki akşam akşam böyle bir ceza veriyorsun bana. Ne öğrencisi, ne askerlik yakması hanım. Ya bilmezlikten gelmeyin Afet Hanım. Hani sizin melez bir öğrenciniz var ya. Leyla. Ha, bakın nasıl bildiniz kim olduğunu. Demek ki suçun farkındasınız. Ya ne suçu, benim başka melez öğrencim yok ki. Teessüf ederim Afet Hanım. İnsanları ırkları yüzünden aşağılamayın rica ederim. Neyse işte o melez öğrencinizi benim saf kardeşim Ruhi'den uzak tutmanızı istirham ediyorum efendim. Ben öğrencilerimin özel hayatıyla ilgilenmiyorum efendim. Ay ama nedir yani bizim ailemizi sizden çektiği Afet Hanım ya?
Ay, öğrenciniz yüzünden kardeşim sürekli askerden kaçıyor. O kardeşiniz Kerem kızıma asılıyor diye kalktı, üvey annesinin evine kaçtı. E siz bir ara benim kocama sarkıyordunuz Metin'i. Ya adam gidecek Meksika'ya yerleşecek diye ödüm kopuyordu. Neyse şimdi çok şükür post bıyıklı var da. Bana bak. Bana bak Ülper Hanım. Benim deli damarımı attırma. Benim deli damarımı attırma. Sen Meksika'ya kaçsan da benden kurtulamazsın ona göre. Tamam. Siz bir şeye sinirlenmişsiniz belli. Artık bunu sakin yarın bir ara konuşuruz. Post bıyıklıya mı kızdınız? Bana soracak olursanız vallahi kaçırmayın bu fırsatı derim Afet Hanım. Niye? Çünkü ne demişler? Koca hikayeden benzini... Hadi. Ay yorgunluk geldi. Ben gidiyorum. Yarın tekrar konuşuruz. Olur mu? Ah, hadi hoşça kalın. Hay Allah, Allah. Günaydın. İyi günler Afet hanımefendi. Günaydın. Kontrol etti mi çocukları? Saydım efendim, bütün kızancıklar tamam. O zaman binelim hareket edelim. Doğru dersiniz. Binelim, son sürat gidiverelim, öyle değil mi? İstanbul trafiğinde son sürat. Üstelik. Sürat felakettir. Değil mi ya? Ben şimdi konuşayım şoförle, yol boyu usul usul gidelim biz. İyi hadi. Evet. Haydi çocuklar, herkes otobüse, yürüyün. Afet hanımefendinin direktifi. Burada kalan kalır. Haydi, sallanma yok. Hadi. Hadi bekleme yapma, ellaşma, oynaşma. Yürü. Acele et. Acele. Hadi. Arkadaşlar, kaç kere 16 olacağız ya? Hadi arkadaşlar, o zaman oturmaya mı geldik? Ona bunu herkese her şeyi söyledim. Kulaklarım. Bir de karşıma geçmişim dalması yok gibi. Allah herkese her şeyi söyledim. Çekilecek kulaklarıma. Bir de karşıma geçmiş utanması yok gibi. Çocuklar, çocuklar Mustafa Sandal konserine gitmiyoruz. Tamam ağlayın demiyorum ama böyle bir vakur tavır takının öyle oldu. Sizin sandviç hazırlamayalım. Yolda acıkırsınız diye. O su birbirine çok iyi geliyor. Buyurun. Sağ ol Ramadan. Ama ben yoğurt hazırlamıştım. Zeytinyağlı sarma. Süper. Afet Hanım. Yok teşekkür ediyorum. Ben almayayım efendim. Allah aşkına alın. Kendi ellerimle sağdım bunları. Anam adını verdim ama hadi. Israr edince. Allah Allah, güzel de olmuş. Nereden öğrendiysen? Yok, bu kadının emini kesin gözüne kestirmiş. Yoksa böyle Türk yemekleri yapmayı öğrenmeye falan gerek yok ki. Nasıl olmuş Afet Hanım? Çok güzel olmuş. Böyle Türk yemekleri falan öğrenmişiz. Acaba bir Türk'le mi evlenmeyi düşünüyoruz? Yok, pek düşünmüyorum şimdilik. Böyle iyi. Düşünme zaten. Daha boşanmadım. Kısmet diyelim. Kısmetten öte yarı yok. Laf da alamıyoruz ağzından. Yok abi ya. Ben kolaya molaya kadar bekleyemem ya. Midem kazındı benim. Şöyle küçük bir şeyler alayım da bir bastırsın bari. Oha be ince Mehmet'im. Oha, kıtlıktan mı çıktın be abi? Abi yolculuk için ufak bir şeyler alırım. Ne var bunda? Ufak mı? İnce Mehmet'im. Bak sonra şişko diyorlar diye üzülüyorsun. Yapma ne olur, ben de üzülüyorum ya. Ya Fıskiyeciğim, ben şişman değilim. Kalın kemikliyim. Bak. Ye abi ye. Hangimiz kalın kemikli değiliz ki ya? Değil mi paspasım, değil mi? Yani hoca da söyledi. Çok yorulacağız. Enerji toplamam lazım. O kadar abi. Arkadaşlar vallahi ya ne yapacağız bugün? Gerçekten sarayda oda oda dolaşacak mıyız yani? Evet ya. Bu kadar yolumuza gezmek için mi gidiyoruz? Arkadaşlar çok önemli bir gerçeği atlıyorsunuz. Neyi Teflon'cu? Tabii ki Teflon arkadaşınızın burada olduğunu. O afetse ben de Teflon'um. İyi de bize bunun ne faydası var? Arkadaşlar şöyle bir faydası var.
Siz orada otururken ben tüm planı yaptım. Ne planı abi? Abi plan şu. Ne de olsa okulda değiliz. Anlayacağınız tatil modundayız. O yüzden tatilde gibi davranacağız. Tamam mı? Yani oraya gittiğimizde plan olacak. Yavaş yavaş. Devam ediyoruz çocuklar. Tamam. Afet Hanım, şurada bir otel var. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Tamam. Hadi. Japon kaybolmasın. Tamam, beni takip edin. Tamam. Çocuklar. Fazla gürültü şamata yok. Günün mala ve ehemmiyetine göre bir yürüyüş istiyorum. Var kibar, yürüyoruz bundan sonra. Hadi. Takip. Takip et beni. Millet, hadi tam zamanı. Yavaş yavaş sıvışalım. Arkadaşlar, çaktırmadan kaçıyoruz. Ya arkadaşlar, Afet Hoca kızarsa ne yapacağız ya? Kızım, bir şey olmaz. Yürü, bunaldık deriz fıskiye. İyi o zaman. Şerif Ali, yürüsene, ne duruyorsun? Nereye gideceğiz ki? İstiklal Caddesi'nin heykelin karşısında sürekli takıldığımız bir kafe var, oraya gidiyoruz. Ya ben gelmeyeyim, şimdi konsept olarak Afet öğretmenim ayıp olmasın. Sen bilirsin. Yürü. Gelin, gel. Oğlum, arkadaşların nerede? Onlar gittiler öğretmenim. Nereye gittiler? İstiklal diye bir arkadaşlarım ne varmış? Galata Sarayı'nın orada, heykelin orada. Oraya çay içmeye gittiler öğretmenim. Yürü benimle. Afet Hanım'la öğrenciler nerede? Evet, nerede? Ya nasıl yani ya? Şimdi Adnan'ın yaşadığı yerleri göremeyecek miyim ben? Olur mu Aniko? Ben İstanbul'u avcumun içi gibi biliyorum. İstersen ben seni atanın yaşadığı yerlere götürürüm. Ya. Evet. İyi hadi. Tübe tübe. Ya ne tahlilmiş, germek bilmedi. Gelmeyeceksin diye korktum. Basın tarihi dersi hocasının şehla gözlerini izleyeceğime senin tahlil sonuçlarını izlerim daha iyi. Aldın mı sonuçları? Yok, bekliyorum işte daha. Kaya, Feraye, kıvrak zekam sayesinde gereksiz harcamalardan nasıl ustaca kurtulduğumu gördünüz değil mi? Abi bey! Eyvah, hayırdır inşallah. Hoş geldin Sevda Hanım. Ay, çok yoruldum. Ama olsun, doğrusu yorulduğuma değdi. Hiç eksik bir şey kalmadı, merak etmeyin. Hoppala, bunlar ne peki Sevda Hanımcığım? Bunlar benim matem kıyafetlerim artı matem aksesuarlarım. Matem kıyafeti mi? Nasıl yani? Şöyle yani, bakın bu matem çantam. Bu matem elbisem. Bunlar matem çizmelerim. Bu da benim matem gözlüğüm. Artı bunlar Avrupa'nın en pahalı markaları. Doğrusu tek taş pırlanta da alacaktım ama dua edin siyah tek taş pırlanta yoktu. Yapmayın ya. Siz demediniz mi? Ülke yastayken eğlenmeye gidilir mi hiç diye. Ben de matem alışverişi yaptım. Dedim ama. Tabii bunları sizin ek kartınızla yaptım. Yani ekstra gelince şaşırmayın diye söylüyorum. Asıl ben matemdeyim şerefsiz. Gitti gene paralar. Genç kız ümitsizce bekler. Fakat hemşire bir türlü gelmemektedir. Genç kız çok kaygılıdır, çok. Abarttın ama Çiçek.
Kaygılı falan değilim. Sadece tahlil sonuçlarını bekliyorum. Acaba kader ağlarını örmüş müdür? Yoksa Gamze ince bir hastalığa mı tutuldu? Az sonra. Ben bilmem ama sen birazdan hastaneye ilk olacaksın. Ya kardeşim sanata saygı da kalmadı artık ya. Gamze Erdem, tahlil sonuçlarınız geldi. Baş dönmelerinizin sebebi ortaya çıktı. Nedenmiş? Gamze Hanım bir bebeğiniz olacak. Ne? Hayırlı olsun Gamze Hanım. 8 haftalık hamilesiniz. İşte anekocuğum, burası da İstanbul'un en üstlük caddesi. Yani arabalar geçiyor, insanlar geçiyor. Her bir şey bu caddeden geçiyor yani. Lamadan. Evet. Ben İşlek Caddesi'yi görmek istemiyorum, tamam mı? Ben Dolmabahçe Sarayı'nı görmek istiyorum. Tamam, onu da göreceğiz birazdan. İki sokak öte ama konuşa konuşa gideceğiz işte buraya. Bak Ramadan, ben konuşmaya falan gelmedim. İstanbul'u gezmeye de gelmedim, turlamaya da gelmedim, tamam mı? Ben Dolmabahçe Sarayı'nı görmek istiyorum. Eğer vuramıyorsa hemen buradan taksi vurup giderim evrende. Tamam canım, ne taksisi? İki sokak ötede değil mi? Şöyle yürüyerek gideceğiz işte. İki sokak dedin değil mi? Hadi Ramadan, üç, en fazla beş. Olmaz yani. Hadi. Acaba Atatürk de sizinle gurur duyuyor mudur? Yazıklar olsun. Yaşadığınız ülkeye bütün bir ömrünü harcayan, yaşadığınız topraklarda öğretmeninize kazık atacak kadar özgür olmanızı sağlayan kişiye saygınız bu kadarmış ha? Bana da aferin ki sizin gibi geçmişine duyarsız, geleceğine ilgisiz öğrencilerim var. Dolmabahçe zaferiniz kutlu olsun. Arkadaşlar ben dedim size kaçmayalım diye. Sus be! Evet. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Burası Dolmabahçe Sarayı değil. Nurcan, burada bundan başka bahçe sarayı yok ki başka. Tamam buldum. Burası Dolmabahçe. Gördün mü? Upuzun yapmışlar her yerden gözüksün. Ya işte Dolmabahçe. Lamadan anlaşırdı. Sen de bilmiyorsun Dolmabahçe Sarayı'nın nerede olduğunu. Hadi yürü. Yürü. Sıra gidiyoruz.
Tübe tübe. Birader ya, bu Pendik'te mıymış neymiş? Bir Dolmabahçe Sarayı varmış. Nerede o? Dokunma sen öyle be! Manyak mıdır? Ne lan? Aleko bekle, ben de geliyorum. Ben kaybolurum buralarda. Aleko dur. Atanın huzurunda olmak için ona layık olmak gerekir. Çocukluk yaptık. Affedin bizi hocam. Hoca nerede? Cami. Düşün peşime hadi. Kasım sabahı sadece burada değil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de büyük bir telaş ve acı vardı. Bu İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'da çok büyük baskı altında olan bilim adamları dünyanın her yerine dağılmışlardı. Tabii ki ülkemizde de bu bilim adamlarından var. Hukuk Fakültesi'ndeki bir Alman profesör saat 9:05 geçe, o acı orada da yaşanıyor. Ne yapacağını bilememiş tabii. Derse girmesi mi gerekiyor, ne yapsın? Gidip dekana sormuş. Bu durumda ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Ne yapayım? Dekan, sizin ülkenizde böyle bir şey olduğu zaman, bir değerli insan öldüğü zaman ne yaparsanız onu yapın demiş. Alman profesör çaresiz, benim ülkemde bu değerde hiç kimse ölmedi demiş. Ne şanslı çocuklarsınız ki böyle bir önderin kurduğu ülkede yaşıyorsunuz.